Hazır böyle ayaklanmışken böyle doğaçlama skeç yapıyoruz da bugün Emre Aydın'la doğaçlama skeç yapmak istiyoruz. Emre, skeç yapmak ister yapalım, misin bizle? Yapalım. Vallahi güzel bir konumuz da var. Tamam. Doğaçlama oynayacağız. Tamam. Konu şu, İbrahim senin grubun, yani bir grubun varmış, davulcusu. Tamam. Tam konser öncesi İbrahim'i kovuyorsun gruptan. Tamam. Tam kovulacak bir tipi de var ya böyle, güzel güzel, kibar kibar girip. Kovuyorsun. Doğaçlama ben de yönlendireceğim olduğu kadar. Tamam. Alkışlarla 3 adam sahneye geliyor. Baget alsana. İçeride var mı baget? Diğer alacağın davulcuyla konuşsana. Telefonda yalandan. Ben şimdi konuşuyorum, hallediyorum kardeşim. Sen hazırlan gel ya. Arkadan hiç çevirme oldu. Çok fena bir rol ben ama. Ben onu mesela şey bir insan olduğum için mesaj atarak şey yapardım ama yine de telefonla söyleyeyim. Söyle bence ben ki şey olsun tamam. Böyle. en güzel telefon. Sen, ben o şakayı yapmasaydım değil mi? Sonra yapardım en son programı yapardım. Şu an düşman kesildin. Aynen gördüm ben. Görüşeceğiz Emre, izliyoruz hep birlikte. Gözüm üzerinde yani. Konuşma lan, tatlişko seni. Tam bir minnoş gibi izleyeceğim. Minnoş. Evet abi. Abi şey yapacağım ben. Halledeceğim, hiç sıkıntı yok. Sonuç itibariyle adam zaten çalamıyor. Sen FaceTime yapıyorsun galiba şu an. Çünkü telefon çok uzakta duruyor abi. Sesim şimdi geliyordur herhalde. Adam çalamıyor zaten ekstra. Bir de şey, davranış bozukluğu var adamda. Bir kere konsantrasyon bozukluğu var. Neyse sonra şey yapacağım ben sana. Haber vereceğim. Tamam, arayacağım ben seni. Görüşürüz. Gidiyoruz abi. Haber abi, ne yapıyorsun? Seni çok özledim. Allah Allah. Vallahi. Bayağıdır. Hiç böyle şey yapmaz ya. Sen kimle konuşuyorsun ya? Ağzını tutmuyorsun telefonu. Nereye ne konuşuyorsun oğlum telefonda? Ya işte şey. Ha? Öyle takılıyoruz. Ha? Büyük geliştirdin yalnız kendini. Bir şey söyleyeyim mi? Çok heyecanlıyım. Akşam konser var. Vallahi. Kanka bak yemin ediyorum. Kız arkadaşım gelecek konseri izlemeye. Acayip heyecanlıyım bak. Süper. İçim içime sığmıyor. Ya. Süper. Heyecanını paylaşıyorum ben şu an. Gerçekten. Sen bana hareket mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Ya kalp mi yapıyorsun? Kalpten. Ha. Yemin böbrek gibi oldu o biraz. Bak ya kankacığım hayatım diyecek. Kankacığım çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ben. Gerçekten ben konuşamıyorum neredeyse heyecandan. Ya inanır mısın akşam yani böyle konser olacak. Ne güzel kurduk bu grubu be. Süper kurduk. Neyse bak ne zorluklarla kurduk grubu, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım ya? Daha önce de grup kurmuştuk. Neydi o ilk grubumuzun adı, evet, neydi? Evet ya, inanılmaz şeylerdi. İnanılmaz şeyler. ne biçim isim bulmuşuz Allah aşırı, aşkına ya. Aşırı zor şartlarda kurduk. Aşırı zor şartlarda kurduk. Yani sen dedin bana gel davulcu ol dedin. Bu bagetleri elime sen verdin, evet ya. Evet ya. Vallahi. İnanamıyorum şu anda düşündüğümde o günlere. Şöyle geri döndüğümde. Ne zor günlerden geldik de sen mesela nasıl hepimizi de geçtin de daha da çok ilerledin hepimizden. Çok sağ ol kardeşim ya. Vallahi inanın. Daha iyilerine layık olmadın mı? Yani, ne anlamda yani? Mesela caz böyle caz. Caz grubu diyorsun. Aynen. Daha iyi bir grupta mı çaldın? Ama abi ben seni satamam ya, beraber. Abi olur mu? Sonuçta bir şey söyleyeyim mi? Biz bu yola beraber baş koymadık. Evet. Ya, müthiş baş koyduk beraber. Evet sonuçta. Baş koyduk, evet koyduk. Önemli olan birimizin mutluluğuysa eğer. Evet. Ben burada yemin ediyorum bağrıma taş basarım. Nokta. Hiç söyleyecek bir şey yok. Şu anda hiçbir şey söylemeni istemiyorum. Gerçekten. Hiç, yani duygusallaşma. Ne oluyor şu an? Sen dedin mi? Sen bana yazıyor musun? Anlamadım ben şu anda. Geldin birden tenhada beni sıkıştırıyorsun. Estağfurullah. O kadar ilerledin ki gurur duyuyorum. Evet. Ve evet. İstiyorum ki mesela... Evet. Ya biz sonuçta ne olacak? Dört dörtlük bir şeyler çalıyoruz. Evet evet, dört dörtlük çalıyoruz, evet. Biz çalarken hissediyorum ki sen mesela acaba bir tık next level mı? Next ne? Ne yapıyorsun? Bumerang mı çekiyorum ben de? Next. Ya bence çok iyi davulcusun, onu söylemeye çalışıyorum. Tamam teşekkür ederim. Yani konuyu nereye getirmeye çalışıyorsun? Bana bunu söyler misin? Konuyu şey söylüyorum. Bizim bir arkadaş var. Çok gariban, aşırı hasta. Çocuğu şu anda aşırı hasta. Ailesi de hasta. Hepsi evet. Hasta. Evet. Hepsi bütün sülale bu hastalar. Onun paraya ihtiyacı var. Ne yapacağız? Sen de çok iyi davulcusun. Ya mükemmel. Şey onun paraya ihtiyacım olmasa benim iyi davulculuğum ne alaka? Şöyle onunla biraz gelimini paylaşır mısın diye. O bana dedi ki. Ya yardımcı tabii ki de olmak isterim yani bence, ben böyle müşkül durumda bir insana da. Yani onun durumuyla benim durumun ne gibi bağlantısı ben var? Onun ne alakası var? Şu anda gerçekten saçmalıyorsun. O da bana dedi ki İbo dedi biraz dedi hani gelirinden dedi. Siz dedi çok konser veriyorsunuz. İbo da dedi bayağı dedi yürüyor dedi şu anda dedi. Davulda da dedi çok ilerledi. Sen işaret dilini mi öğrendin? Ne yaptın? Ben anlamadım şu anda. Ya şu anda çok heyecanlıyım. Evet ben şu an dinliyorum seni. Evet ne demeye geldi? Çabuk evet. Bana sadede gelir misin şu anda? Dedi ki İbo bana kazandığı paranın yarısını verir mi dedi.
Ben dedim ki vermez. Bu bir kere saçma olur. Hayır hayır veririm. Sen de dedim, İbo'nun yerine biraz çalsan ya dedim. İbo zaten çok anlayışlı bir insan. Sonradan... Yani hiç... hasta biri benim yerime... Sen benim yerime davulcu... Sen sabahtan beri bana bunu anlatmaya çalışıyorsun. Şu anda söylediklerine hiç inanmıyorum. Sen beni kurtaran... Şu anda söylediklerine hiç inanmıyorum. Bunu bana söylediğine hiç inanamıyorum gerçekten. Neyi? Şu anda ne söylediysen tek tek dinleyelim. Ne dedim gruptan atmayı... Sen onu ima etmiyor musun bana? Ne dedim? Çocuk dedi. Ne dedi? Ne dedim bana tek tek söyle. İnşallah söyleyebilirim. Evet. Ne dedim ya? Çocuk hasta dedim. Emre sana yeni bir şey veriyorum. Kız arkadaşın İbo'nun ondan hoşlandığını düşünüyor. O yüzden atıyorsun. Abi bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika ben girdim. Bir dakika. Bir dakika. Ben konuyu öğrenmek istiyorum. Tamam. Bak elimde baget var. Bu bana ters konuşma. Yemin ediyorum bu bageti ne yaparım biliyorsun sen yani. Bir iki tane var. Tamam. Yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Sana şunu soruyorum. Sen beni gruptan atıyor musun? Yani bak bana o bahaneleri söyledin. O arkadaşı kimmiş? O onların da yalan olduğu gözünden mi? Sen beni gruptan mı atıyorsun? Bak görüyor musun şu anda? Ne görüyorsun? Ne var o gözünde ne var? Ne yapıyorsun? Kendini mi okşuyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım şu an. Böyle. Ne yapıyorsun şu an? Bazen gözyaşlarımızı göremeyiz. Nereden akıtıyorsun şu an gözyaşlarını? Nereye göremiyoruz? Gönlüme. Ya şu an beni kovuyorsun yani gruptan. Hayır, hiçbir şekilde kovmuyorum. Oğlum ne kadar kaos içine soktun beni. Kovmuyor mu? Diyorum ki... Evet. Ne yapıyorsun? Evlilik mi teklif edeceksin bana? Anlamadım. Müzik mi çıkaracaksın? Öbürüne geçiyoruz değil mi? Öbürüne... Evet. Şimdi çaktırmadan artık sinirleniyorsun. Kovmuş olmasın. Hayır, kov önce. Söyleyin önce. Net kov. Net bir şekilde söyle. Yani beni kovuyor musun, kovmuyor musun Emre? Yani bunu... Sen bana beni kırmamak için söyleyemiyorsun. Tamam ben de. Gruptan bu senin gönlünün güzelliği ya. Nasıl gönlümün güzelliği? Yemin ediyorum kovuyorum sonuçta. Ama sonuçta gönlün o kadar güzel ki bunu kibarca bana söyledin ya. Seni çok seviyorum. Gerçekten bana çok şey kattın. Sonuçta müzik için hepimiz bir şeyler yaptık. Ya mükemmel ya. Ne bakıyorsun ki şu anda? Çok huzursuz oldum. Çok psikopat bakıyor lan. Sana yazıklar olsun. Beraber kurmadık mı grubu? He? Berbat grup isimleri buldun. Onları bile tahmin ettim ben. Yazıklar olsun sana. Ya beraber kurmadık öncelikle ama. Yazıklar olsun. Peki neden? Bir şey söyleyeceğim. Bana gerçek sebebi söyle. Bırak şimdi o hasta bir şey. Yalan söylediğin çok belli. Bana gruptan atılmamın gerçek nedenini söyler misin? Abi kızları yazıyorsun. Hangi kıza yazmışsın? Her kıza yazıyorsun. Bir konsere çıkıyoruz. Ona yazıyorsun, buna yazıyorsun. Gelene gidiyor. Abi bekar adamım ben. Herkese seni rahatsız etti. Ben anlamadım ki yani. Abi zaten solist sensin. Ben arkada böyle kafamı çıkarana kadar zaten bütün kızlar sana bakıyor. İşte sen muhtemelen o yüzden kafanı fazla çıkarıyorsun böyle. Ya bir tane kız boşta kalmıyor ki. Boşta bıraksan ya davulcuya gelecek ya zurnacıya bir şey olacak yani. Ya burada şu anda şey... Ya ne oluyor şu anda? Daha titriyor ya. Yakını var mı? Yakın görüyor. Evet. Böyle şey yaptı bak böyle. Bir şey söyleyeceğim. Sen hala gülüyorsun bir de bu duruma ben anlamıyorum ya. Yani dudağım titriyormuş falan anlamıyorum. Negatif identifi. Peki yani bir şey söyleyeceğim. Neden tam bir kızlara yazmam bir neden dedin. Spesifik bir neden söyle bana. Ya spesifik ilk defa cümle içinde kullanıyorum. Spesifik olarak ben de ilk defa dedim. Evet söyle. Sonuçta bak spesifik ikimiz de ilk defa cümle. Evet çok güzel. Bak yine sonuçta, o yüzden bir gönül şeyimiz de var. Tamam buyur. O yüzden bana tepkisel yaklaşmasan çok sevinirim. Yok yaklaşmıyorum zaten. Buyur dinliyorum. Ben kime yazmışım? Söyle kime yazmışım? Kız arkadaşım mesela senin ona yazabileceğini düşünseydi ne olurdu acaba diye ben mesela buradan bir şey yapsaydım mesela. Ben. Hayır. Sonuçta yanlış anlıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi ben? Anlıyorsun da. Düşünseydi yani hani şey yapma çok yüksek alıyorsun. Bir şey söyleyeceğim kız arkadaşın öyle bir şey. Ben kız arkadaşına asla yazma. Bir şey söyleyeceğim kız arkadaşını çağır buraya. Yüzleşmek istiyorum ben. Çağır abi ara kız arkadaşını ara şu anda. Ara şu anda çıkar şu telefonu. Abi aradım. Al bu telefonunu ara. Al bu telefonunu bak. Bu ne biçim telefon Allah aşkına bu kadar para kazanıyorsun telefona bak. Emre arıyorsun kız arkadaşın Oğuzhan olarak geliyor. O tatlış konuştu şimdi ya bunu ya. Ara. Ara. Arayacağım. Bir kere WhatsApp'tan osuranfil yolladım o kadar. O kadar. Onu sabaha 12'den sonra yollar mısın işte? Yolladım gece. Şey yani hani böyle sevimlilik olsun ama 12'den yap. Neyse arayayım ben. Benim şarjım bitiyor arayın çabuk. Arıyorum hemen. Aşk ilattası. Eyvah. Yani...
Minnoş. Karşılaşacağız demiştim Emre. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım. Telefonu dur, da böyle konuşuyor. Ya aşkım. Şu anda bir şey yemin ediyorum. Ne yapıyorsun şu an? Ya şu anda o kadar zor bir durumdayım ki Tatlışko. Şu an bana hitap şekillerinden en az iki tanesini söylemeden seninle konuşmuyorum. Caney bir. Caney bir. Caney mi? Caney. Biz kolay çekmiyoruz Emre. Caney ne? Ya soruyor, soruyorum. İki de işte meydaney mi? Caney bir işte meydana yediyor. Evet buyurun. Evet. Genikom kuzu lav lav. Şu anda çok zor durumdayım. Kuzu kafalısın sen söyle. Ya sen de az kuzu kafalı ya, değilsin hiç, de. Ya bir şey ya. Sen var ya. Çok yakıştınız ha. Ben role girdim hiç. Gerçekten yakıştın. Boş adam. Evet Bebikto. Bebikto mu? Bebil Akdemir var. Şimdi ben bu bizim sıkıntımızı anlattım da. Evet. Bu bandana spor bana biraz şey yaptı. bandana spor mu? Sen kaç model bir insansın ben evet. Anlamadım ya. Kanıt falan istedi. Evet canım. Ben seni yormak babında değil ama sonuçta evet, güvercinim. Yani. Hı-hı. Şey için. Tamam mı Lattem? İğrenç kitapma şekilleriniz var. İğrençsiniz. İkinizin de beyaz için... tenli ya oradan şey. Beyaz tenli. Aşkım ben lakten. Zaten senin olduğun kafenin önündeyim. Dur bir geleyim iki dakika. Bir dakika tamam, şükür, bekliyorum aşkım. Geldi tam. İşte buyur. Aşkım. Gizem hoş geldin. Ya ben ben bir şey demek istiyorum. Ya niye geldin bu kafeye? Söyle. Ha bak resmimizi çekiyorlar. Hep ünlüsün diye bunlar. Beni çekmeyin. Söyle. Söyle. Neyi söyle? Söyle şu anda söyler misin? Söyler misin? Kendisiyle beni yüzleştirir misin? Ben mi? Evet. Evet. Biraz olmuş kız. Sonuçta aslında yüzleştireceğimiz çok bir şey yok. Ha o konu mu? O konu. O konuyu konuş canım biliyorum. Sen bana sürekli yazmıyor mu? WhatsApp'tan yazmıyor mu? Evime çiçek çelenk yollamıyor mu? Ne zaman yolladın? Pis bandanalı. Ben sana ne zaman çiçek bir şey söyleyeceğim. Emre evet, bu konuyu tamam, çözer madem misin? Öyle, çözerim, madem çözerim. Öyle abi. Tamam madem öyle ben de itiraf ediyorum abi. Evet. Ben evet Gizem'den hoşlanıyordum. Ben Gizem miydim? Yani, ben sen değildin. Tamam. Zaten o yüzden yani gerek sakalları olsun falan beni hep cezbediyordu yani Gizem. Sakallarından. Ben yaptım. Zamanında sana kafede ilk ben gösterdim Gizem'i. Ben hoşlandım bu kızdan dedim. Sen gittin direkt çıkma teklif ettin. Burada ona itiraf etsene. Ama itiraf ederim ama ondan önce de bana yazmıştın. O yüzden ben rahattım. Nasıl öyle abi? Mi gelişti olaylar öyle Emre? Gelişti. Bir dakika siz ikiniz beni aynı anda gördünüz. Kafası karışık yani bu yazıyor çünkü. Siz ikiniz beni aynı anda gördünüz ve önce o mu hoşlandı? Evet. Önce... Hayır o benden hoşlandı. Hayır ben senden... Ne oluyor şu an nereye gidiyor bu kadar? Ben senden falan hoşlanmadım. Ben senin daha şişman halin var o eser yenenlere bezi olmuyor. Bir dakika inşallah eser sizin yenen... sadece bir müzik grubunuz vardır. Yani artık inşallah bir WhatsApp grubumuz da var. WhatsApp grubumuz da var evet. Evet bir şey söyleyeceğim. Şu anda sana söylüyorum. Ben o gün sana tamamen tertemiz hislerimle gelecektim ve seni sevdim, söyleyecektim. Ondan sonra... Ne oldu abi arkadaş? O mu ben mi? Ne oldu arkadaşlık filan şey nerede? Ne oldu? Arkadaşlık bak... falan bitti artık. Vallahi bagetle gireceğim şimdi sana. Şu anda... Yeter artık. Bilmem neymiş. Beni geliyorsun burada 20 yıldır aynı grupta bilmem ne bilmem ne. Sevdiğim kızı elimden aldın. Ben söylüyorum ben seni... Emre kov onu kov. Git buradan. Kov. Buradan gider misin? Ne yapıyorsun? Lanet bandanalı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alıyor mu? Ne yapıyorsun şu anda? 90'larda kalmış gezmiş garip de bir gömleği var. Spor evet, kolu mu? Kütüphane kolu mu şey belli değil. Takım kaptanı mı değil mi belli? Gerçekten belli değil Allah ya. Allah Allah. Kaptanı olsa bir kolunda olur. Senin ne bu? Senin ceketini, mübaşir gibi geziyorsun ortada. Ne konuşuyorsun? Efendim? Bir şey söyleyeceğim sana. Ne var? Emre mi ben mi? Söyle. Ya bu çok kolay bir soru oldu. Lanet olsun sana ya. Neden ben, Emre? Ben neden? Emre seviyorum. İkinci bir Emre kadar da sevgili değil.